Evet, bu masa bugün Moskova'da kuruldu. Üç isim var masanın etrafında. Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Ermenistan lideri Nikol Paşinyan. Aliyev ve Paşinyan el sıkışmadı. Birazdan göreceksiniz aynı masa etrafında otursalar dahi. Ve 2. Karabağ Savaşı sonrası da ilk kez bir araya geldiler. 4 saatlik bir görüşme oldu. Ve bu 4 saatlik görüşmeden bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bir ortak bildiri çıktı. Bildirinin içinde ne var diye bakıyorum. Ulaşım ve iletişim kanalları yeniden açılacak ve bu amaçla 3 ülke arasında bir ortak çalışma grubu oluşturulacak. Diğer yandan İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Nahçıvan üzerinden Türk pazarına erişebileceğini de söyledi. Savaşın ardından ilk kez bir araya geldiler, el sıkışmadılar. Uzaktan selamlaşıp aynı masaya oturdular. Rusya'nın başkenti Moskova Karabağ zirvesine ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i samimi şekilde karşıladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a sarılırken iki liderin de tedirgin hali dikkatten kaçmadı. Zirvenin başlangıcında sadece Putin konuştu. 10 Kasım'da imzalanan üçlü anlaşmanın adım adım başarıyla uygulandığını, çatışma bölgesinde ateşkese uyulduğunu söyledi. Üçlü görüşme 4 saat sürdü. Sadece bölgesel işbirliğini geliştirecek yeni adımlar konuşuldu. Karabağ'ın gelişimi için ortak bildiri imzalandı. Bildiriye göre ekonomi ilişkileri canlandırılacak, kapalı olan ulaşım hatları açılacak. Kararı Putin ilan etti. Bugünkü görüşmenin son derece önemli ve faydalı geçtiğini düşünüyorum. Zira bölgenin gelişimi için ortak bildiri imzaladık. Ekonomik ilişkilerin inşası ve altyapı projelerinin geliştirilmesi için spesifik adımlar atılacak. Bu çerçevede 3 ülke arasında ortak çalışma grubu kurulacak. İlham Aliyev, iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden açılmasının tüm bölge ülkelerinin çıkarına hizmet edeceğini vurguladı. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, ileriye yönelik amaçlarımızı ifade ediyor. Ulaşım ve iletişim kanallarını açma kararı aldık. Bu, bölgenin gelişimine büyük dinamizm verebilir ve güvenliği sağlamlaştırabilir. Çünkü bu adım, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve komşularımızın da çıkarına hizmet edecek. Komşularımızın da projelere aktif katılım göstereceğini düşünüyorum. Nikol Paşinyan da işbirliği mesajı verdi. AGİT Minsk grubu çerçevesinde müzakereleri sürdürmeye hazırız dedi. Aliyev ve Putin daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan lideri ulaşım kanallarının açılma kararının önemini detaylandırdı. İmzaladığımız ortak bildiri bölgede tamamen yeni bir durum yaratacak. Ulaşımın açılması bizim için büyük önem taşıyor. 30 yıldan uzun bir süre sonra Azerbaycan Ermenistan üzerinden geçecek ulaşım hattı sayesinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanacak. Ermenistan da Azerbaycan üzerinden Rusya'ya demiryoluyla bağlanacak. Ve biz Nahçıvan üzerinden Türkiye pazarına erişebileceğiz. Türkiye-Rusya demiryolu hatları da birleşecek. İmzalanan ortak bildiriye göre ulaşım ve iletişim kanallarının açılması için 3 ülke arasında ortak çalışma grubu kurulacak. İlk toplantı ay sonuna dek gerçekleştirilecek. 1 Mart'a kadar da liderlere eylem grafiği sunulacak.